Ey yolcu, yola çıkıyorsun. Allah yolunu açık ede, kalbini mutmain tuta. Bil ki yol azıksız olmaz, usulsüz olmaz, erkansız olmaz. Ey yolcu, Allah dostlarının yaktığı kandiller aydınlatsın yolunu. Ayaklarını sağlam bas ki nefesini sağlam kılasın. İşte sana yolun büyüklerinden Abdülhalik-i Gücdüvani ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yola diktiği 11 kandil, 11 kutsal kelime. Ey yolcu, yaşadığın anın farkında ol. Çünkü farkında olursan yolda aklını şeytan çelemez. Yaptığın işin, attığın adımın muhasebesini yap ki nefsinin esiri olma. Ey yolcu, zikirde sayıya riayet et. Çünkü bu yolun yolcusu Allah'ı 3 gün anmasa kalbi hastalanır, derdi dermansızlaşır. Allah'ı anmaya gafletsiz ve ara vermeden devam edersen kalbin mutmain olan kalplerden olur. Ey yolcu, kalbinin hallerini bil. Bil ki kalp ikidir. Biri kalbi hayvani, biri kalbi insanidir. Biri bir et parçası, diğeri iki dünya mutluluğunun anahtarıdır. Ey yolcu, dikkatini kendi adımlarına yönelt. Bırak başkası koşsun, öteki geride kalsın. Koy yolun kenarında oturanlar otursun. Koy yoldan çıkanlar gitsin dilediğin yere. Sen adımlarını sabit, yürüyüşünü kavi kıl. Başkası laf ile güzel. Ey yolcu, her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Kalbin yeni doğmuş bir bebek gibidir. Ona ne öğretirsen onu öğrenir. Allah'ı zikri öğret kalbine ki hep onunla olasın. Yolda hep onu an ki yolun sonunda selamete o eriştirsin seni. Ey yolcu,
yolcu, kötülükten iyiliğe doğru yolculuk halinde ol. Tevbeyi dilinden kalbine indir ki, kötülük seni gördüğünde yönünü değiştirsin. İyilik uzaktaysa da gelsin, bulsun seni. Ey yolcu, halk içinde hak ile ol. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, her dem, her an kalbin Allah'ı zikirle meşgul olsun. Ey yolcu, her an Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmazsan kalbine onun nuru değil, şeytanın isi kurumu gelir. Ey yolcu, maksadın Allah ve onun rızası olsun. Çünkü niyetin hayır olursa, akıbetin de hayır olur. Ve dersen ki, ya Rabbi, isteğim sensin ve maksadım da senin rızandır. Dilinin bağı çözülür, kalbinin kiri dökülür. Ey yolcu, kalbini masivadan koru. Eğer kalbini yabancı şeylerin istilasına açık tutarsan, yürüdüğün yolun bir manası kalmaz. Ey yolcu, her an Allah'ın seni gördüğünü bil. Çünkü ancak öyle olursa yoldan geri dönülmez. Çünkü geri dönenler yalnızca yoldayken dönenlerdir. Kavuşanlar geri dönmez denilmiştir. Ve denilmiştir ki, ölen hayvan imiş.